Herkese merhaba, sevgiler saygılar. Sevgili izleyiciler, bugün adeta çiçek bahçesinin içine düştük. Cennetten bir köşeye geldik. Cennetten bir köşe diyor çiçekçimiz. Evet, evet. Yağmur Çiçekçilik'ten Oğuz Bey ile beraberiz. Evet, memnun oldum. Oğuz Bey, bu çiçekler hakkında ne söylesiniz bize? Şimdi hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Yani çiçeklerle empati kurmak, doğayla empati kurmak, insanla empati kurmaya en yakın temsildir benim gözümde. Şimdi çiçekler sadece konuşamaz size. Bunun takibini siz gözle, dokunarak ya da hissederek yaptığınız sürece bunlar size yılın 12 ayı güzellikler katacak. Bahçenizde, balkonunuzda güzel bir görsellik sağlayacak. Hoş bitkilerimiz. Ama dediğimiz gibi yani işte 19 yıldır burada bu hizmeti vermemizin sebebi işimizi seviyoruz. İşte insanların bahçeleri, balkonları güzelleştiği zaman insanlardan güzel övgüler alıyoruz. Onun için de herkese teşekkür ediyoruz. Burası Çamlıya'yla. Oğuz Bey yaz sezonlarında buraya geliyor. Asıl yeriniz? Adana Kıyıboyu Caddesi. Kıyıboyu Caddesi'nde yine yağmur çiçekçilik, yağmur fidancılık ünvanı altında devam ediyoruz. Çamlıya'yı her yıl böyle neşelendiriyor. Çiçek bahçeleriyle böyle, çiçeklerle. Tabii yani meyve ağaçlarımız dahil, süs bitkilerimiz dahil, işte balkon, teras, masaüstü. Hediyelik anlamda farklı ürünlerimizi müşterilerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza sunmaktan onur duyuyoruz. Oğuz Bey, mesela çiçeği alıyorlar. Genelde bayanlar sizin baktığınız gibi bakamıyor ya da saksıyı değiştirmesi mi gerekiyor? Bunun bir özel bakımı var mı? Ne yapmalar gerekir? Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Yani şimdi bitki insandan şunu ister. Göz takibi ister. Empati kurmayı ister. Şimdi şu gördüğünüz bitkilere aşırı su verdiğiniz zaman bunlarda kök mantar oluşumu oluşturur. Şimdi bitki susuz kaldığı zaman siz bir miktar su verdiğinizde nasıl kendinizde o rahatlığı hissediyorsanız bitki de o rahatlığı hisseder ki eski normuna döner. Ama çok su verdiğiniz zaman bitki ne oluyor? Kök hastalığı yaptığı zaman bu bitkiyi tekrar eski haline getirmeniz profesyonel bir bakım ister. Anladım. Yani çiçek severlere diyorsunuz ki çiçeği günlük olarak her gün takip edeceksiniz. Susamışsa suyunu ekleyeceksiniz. Az vermek şartıyla ama takibini yaparak. Yani bugün buna ben 1 litre su dökeyim, işte 3 gün sulamayayım. Yani böyle yaparsanız... Azar azar ama her gün veya 2 günde bir, 3 günde bir. Az takibini yaparak. Kendi gösterir herhalde. Tabii. Yani zaten bitki su içtiğinde ne olur? Üzgünleşir. İşte yaprak yapısında bir sarkma oluşur. Çiçeklerinde bir aşağı düşme oluşur. Yani şu görmüş olduğunuz görselliği size sağlaması için bitkinin su takibini yapacaksınız. Evet, çiçeğin kendi zaten istediğini görürsünüz diyorsunuz. Tabii. Diyorsunuz. Tabii. Siz görmek istediğiniz güzelliği karşıya yansıtırsanız o da size yansıtır. Tabii. Olay bu. Hani yoksa biz de çok farklı bir şey uygulamıyoruz. Sadece doğru yerde doğru bakım ve günlük bunlarla empati kuruyoruz. Olay bu. Oğuz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi satışlar. Gez Dostum programını izleyen herkese de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz efendim. Kıymetli izleyiciler, çiçekleri şöyle bir beraber gezelim. Thank you.
Bugün naburun tava yapacağız. Malzemelerimiz sarımsak, şu an soyduk. Yeşil biber ve kırmızı biber ve süs biberi de var içerisinde. Domates, patlıcan, sıvı yağ, etimizi doğradık. Et ve tuz, kırmızı biber, karabiber. Şimdi biberlerimizi doğruyoruz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Sevgili izleyiciler, şimdi tavalarımızı fırına veriyoruz. Aradınız mı bu tavaları? Selam aleyküm. Sağ ol. Selam güzel. Al. Al.
Sevgili izleyiciler, bugün Çamlıyayla'da Menderes Usta'nın fırındayız. Çamlıyayla'da ondan fazla fırın var. Menderes Usta'dan aldığımız ekmekleri bir haftada kalsa o ekmeği yeni almış gibi yiyorsun. Bunun sırrını öğreneceğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Hoş geldin. Ustam, bunu ekmeğin sırrını verir misin, bu taze kalmasının? Şey verilir mi? Türkiye'de yapacağım, olur mu ya? Olmaz diyorsun. Yok, vermez, olur mu ya? Yani İçeri verilir mi? Taze duruyor, bayatlamıyor. Odunu bol yakıyoruz ondan. Sevgimizi koyuyoruz, saygımızı sevgimizi koyuyorsun. Bir de diyorlar ki caminin suyunu kullandı. Okunuk. Okunuk gibi kullandı. Sıfırlar yanıyorsun. Evet. Sevgili izleyiciler, Menderes Usta'mız duydunuz. Yapsın bakalım ekmeğini, bir görelim. Nasıl yapıyoruz ekmeği? Ekmeği açıyorum. Şöyle. Kazanda yumuruyoruz. Ondan sonra dinlenmeye alıyoruz. Kesiyoruz ve bu da kesiyoruz, bu hale getiriyor fazlada. Bu da dinleniyor. Ondan sonra buradan alıyoruz. Ben gidiyorum Menderes. Ya bırakın. Açıyorum böyle. Un bulamacıyla yağlıyoruz. Un bulamacı sıcak suyla unla yağlıyor. Kızarması için. Evet. Un bulamacını sürüyorum. Ondan sonra kürkçüsünü atıyor bol bol. Ondan sonra tırnaklıyoruz. Şöyle. Usta da içeri atıyor. Evet. Bir yanına da sevginizi katıyorsunuz. Evet. 200 derecede pişiyor. Güzel yemek. Sevgimizi katıyor. Saygımızı katıyoruz. Yola devam. Çamlıyayla efsaneleri yani. Sevgili izleyiciler, akşamüstü burada kuyruk oluşuyor. Şu an öğle vakti, bizim çekim yaptığımız saat. Gelen geçen otobüsler, arabalar lezzetini bildiği için sürekli buradan alıyorlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba, ne dedin bu adam? Bakalım, 4 tane torpil ekmek yapın ortağıma ya. Hemen. Ortağımın ağır misafirleri var. O da 4 lira abi. 4 lira ver abi. Tamam mı abi? Tamam. Geliyorum tamam. Az sonra. Ben
Kaç dakika sonra bunu karıştırıyoruz? 10 dakika, 10'a dakikayla. 10'a dakika arayla karıştırıp teker koyuyoruz. Evet, 40 dakikada tamam. 40 dakikada pişecek diyor. Çamlı Yaylan'ın Müslüm babası Hayri Gürses. Halk koymuş bu ismi. Evet ustam. Başımız dik, arnımıza yaşamayı böyle sürdük. Haram yemek, günah yazan, biz babadan böyle gördük. Böyle gördük, böyle gördük. Biz babadan böyle gördük. Ustam böyle hem türkü söylüyor, bir taraftan ekmeğini açıyor. Sanki kaynar yüreğimi, üzülmez hiç bileğimi. Kardeş kiktir dileğimi, biz babadan böyle gördük. Saygılar, sevgiler. Dinle Sarık ustam, kolay gelsin. Sağ olun. Menderes ustam da bir taraftan ekmekleri pişiriyor. Tavamız pişti. 45 dakika içeride kaldı ve tavamız şu an hazır. Kıymetli izleyiciler, daha önceki videolarımda karsambaç olduğunu ve karsambacı tanıtacağımı söylemiştim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız ustam? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bu karsambaç nasıl yapılıyor? Bize anlatabilir misin? Bu karsambaç dağlardan geliyor. Kar. 3000 metre civarından. Evet, evet. Balları da kendimiz yapıyoruz. Sıyırıp yapıp tabaklara koyup veriyoruz. Yapın da biçelim bakalım ustam. Tamam. Bunlar kıymetli izleyiciler, bu kar, doğal kar. Torosların 3000 metre civarından gelen doğal kar. Doğal karlardan yapılan karsambaç yaz döneminde tatile gelenlerin, yerli veya yabancı turistlerin bolca tükettiği bir gıda diyelim. Kar attık. İçine attığımız neydi? Karı yaptık. Bal döküyoruz. Vişne var. Üstüne bazı reçeller koyuyoruz. Gerçekten harika. Kesinlikle serinletecek bir gıda. Bir de şimdi burada tavsiye ederim. Genellikle burada kilikoz kullanıyorlar. Biz bu balımız muayyer. Bizimkin hakiki bal. Hakiki. Yani biz kilikoz kullanmayız. Kilikoz insan anlamında zararlı olan bir şey. Biz helalinden para kazanmak isteriz. Ustamıza teşekkür ediyoruz.
Kıymetli izleyiciler, bugün Çamlıyayla'da, Ergene'de Göçüklü Tatlıcı Şevkat Usta'nın yanındayız. Kolay gelsin ustam. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Karakuş yapıyoruz, taş kadayıf yapıyoruz, sarı burma yapıyoruz, halka tatlı yapıyoruz, lokma yapıyoruz. İleriki zamanlarda kabak tatlısı, baklava, tel kadayıf, garsambacımız oluyor. Yukarıda sıkma, ayran, gözleme, yufka çeşitlerimiz oluyor. Bantı, tereyağı, yayla bandırmaları oluyor. Bu çeşitlerde çalışmaya çalışıyoruz. Yaz günü Çamlıyayla'ya hizmet etmeye çalışıyoruz halkımıza. Bu yaptığımız tatlının adı? Bu tatlı yaptığımızın adı karakuş tatlısı. İçindeki süt, yumurta, yağ giriyor hamuruna. Sonra yoğruluyor, dinleniyor. Dinlendikten sonra açılıyor eşim tarafından. Bu hale getiriyoruz. Kızartmaya başladık yani şu an. Evet, şu an kızarıyor. Kızartma yapılıyor. Daha evet. Sonra ne yapıyoruz? Kızarttıktan sonra yağını süzdürüyoruz. Şeker balına indiriyoruz. Tatlımız hazır. Hazır. Ona yağla yapıyoruz. Şekerden kaynatıyoruz şerbetimizi. Dinledikten sonra bir gün sonra kullanmaya başlıyoruz. Şevket ustamızı duydunuz. Ustamız taze yapıyor burada. Çamlıyayla Ergene'de. Şerbete giriyor şu an. Şerbete giriyor. İyice şerbetini çekecek. Şu an sunuma hazır. Sevgili izleyiciler, Ergene'de Göçüklü Tatlıcı'nın yerindeyiz. Kolay gelsin. Sağ ol abim. Ne yapıyorsunuz böyle? Ekmek yapıyoruz müşterilerimize. Devam. Neler yapıyorsunuz burada? Sıkma, börek, gözleme, ekmek, çay, kahve, her şeyimiz var. Mantımız var, yüzük çorbamız. Yani isteğe göre yapıyorsunuz. Tereyağımız var. Her şeyimiz var, çeşitlerimiz bol. Müşterilerimize yapıyoruz hep. Çok bu açtığımız şükür. Şimdi ekmek oluyor. Evet, bu yufka ekmeğimiz. Şimdi pişireceğiz. Evet, yani sipariş üzerine yufka ekmek evet, de yapıyorsunuz. Evet, tabii ki. Aynen yine öyle. Sipariş üzerine gelen müşterilerimiz ne istiyorsa yapıyorsunuz, evet. Taze veriyorsunuz. Hı-hı. Bu da sıkma. Sıkma yapıyoruz şu an. Sıkmalarımız peynirli, kaşarlı, patatesli, ondan başka ne var? Zeytin salatası. Ondan sonra ıspanaklı böreğimiz var, kaşarlı böreğimiz var, gözlememiz var. Çeşidimiz bol diyorsunuz. Çeşit boş, bol. Kahvaltı bol. Kahvaltımız da var. Serpme kahvaltımız. Serpme kahvaltının yanında isteyen olursa sıkma yapıyorsunuz. Tabii. Sıkma, börek, her şey var. Çeşitlerimiz bol. Evet. Sevgili izleyiciler, duydunuz. Gelmek istediğinizde isterseniz
serpme sabah kahvaltısı olduğunu söylüyorlar. Hı hı. İsterseniz sıkma yapılıyor, gözleme yapılıyor. Gelip Şevkat Usta'nın yerinde buyurun, sıcak gelin. Sıcak yiyebilirsiniz. Evet. Şu anda gözlememiz yapılıyor. Evet. Gözlemelerimiz böyle bol işli yapıyoruz. Tamam. İsteğe göre karışık da yapabiliyoruz. Kaşarlı, ıspanaklı nasıl isterlerse öyle yapıyoruz müşterimiz. Şimdi pişirmeye. Sürdüğümüz tereyağı mı oluyor? Evet. Kendi yaptığımız, el yapımı tereyağımız. Her şeyimiz doğal. Bütün reçelleri de kendim yapıyorum kahvaltıya koyduğumuz. Her şey. Her şey doğal diyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Şimdi hazır. Peynirli sıkmamız hazırlanıyor şu an. Tabii ilk önce olmazsa olmazımız. Buğday unumuzda onu da söyleyelim. Kepekli. Önce olmazsa olmazımız tereyağı sürülüyor. Evet. Sonra peynirli sıkmamız hazır. Öyle hazırlıyoruz ve ısıtıp öyle veriyoruz müşteriye. Kıymetli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz
abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Fiyatla yesinler müşterilerimiz. Elinize sağlık, kolay gelsin. Sağ ol abim. Allah razı olsun.